Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidil murselin. Ağrımız var ise, sızımız var ise, sancımız var ise, acımız var ise ne okuyalım? Bismillahirrahmanirrahim'i okuyalım. Besmele'yi okuyalım. 100 defa. 100 defa okuyoruz. Ağrımız, sancımız neredeyse oraya üflüyoruz inşallah. Cevşen okumaya devam ediyoruz. Cevşen ilahi zırh demek, bin bir isim demek, esma ilahiye demek. Rabbimize isimleriyle sığınıyoruz, korunma talep ediyoruz ondan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya men huve fi ahdihi ve fi, ey ahdinde verdiği sözü yerine getirmede vefalı. Ya men huve fi vefaihi kavi, ey vaat ettiğini yerine getirmede güçlü, kuvvetli. Ya men huve fi kuvvetihi ali, ey güç ve kuvvette en yüce. Ya men huve fi uluvvihi garib, ey yüceliğiyle beraber her şeye çok yakın. Ya men huve fi kurbihi latif, yakınlığıyla beraber latif olup görülmeyen. Ya men huve fi lutfihi şerif, lütuf ve ihsanıyla beraber şeref sahibi olan. Ya men huve fi şerefihi aziz, şan şerefinde pek büyük bir izzet sahibi olan. Ya men huve fi izzetihi azim, izzet haşmeti içinde büyük olan. Ya men huve fi azametihi mecid, büyüklüğü içinde lütuf, ihsanı ve keremi geniş olan. Ya men huve fi mecdihi hamid, ey lütuf, ihsan ve kereminden dolayı kendisine hamd edilen Rabbim. Sübhaneke ya la ilahe illa enteleman el eman ecirna minen nar. Sübhansın ya Rab, yoktur senden başka ilah, eman, emniyet, güvence talep ediyoruz senden. Koru, kurtar bizi cehennemden. Onun marifetiyle elemler lezzetlere inkılap eder. Evet, onun marifeti olmazsa ulum evhama tahavvül eder. Yani kişi Cenab-ı Hakk'a iman etmiş ise, imanı billah söz konusu ise, daha sonra marifetullahı var ise, muhabbetullahı var ise, lezzet-i ruhaniyeyi alıyor ise, o zaman ne oluyor? Elemler, acılar, kederler lezzete inkılap eder. Bir acı elem gelmiş ise günahlarına kefarettir, makamı yükseliyor, cennette mükafatı artıyor, peygambere komşu olacak, peygamberlere komşu olacak, sahabelere komşu olacak. Dolayısıyla ne oluyor? Elemler lezzetlere inkılap eder. Ama onun marifeti olmazsa, Allah'ı tanımazsa, kişi bilmezse, alim de olsa, bilim adamı da olsa, işte bir ana bilim dalı başkanı da olsa, öğrendiği her şey ne olur? Evhamlara tahavvül eder. Neden? Çünkü tek bir yaratıcıyı tanımadığı için, her şeyin kontrol altında olduğunu bilmediği için, her şeyin Cenab-ı Hakk'ın yedi kudretinde olduğunu bilmediği için, bu kainatın bir sahibinin olmadığını bilmediği için, olduğunu bilmediği için ne yapacak? Bir yıldız çarpabilir, her an deprem olabilir, her an salgın hastalık herkesi öldürebilir, işte yangınlar çıkabilir, felaketler gelebilir. Her türlü ne kadar belalar, felaketler, kariseler, sıkıntılar varsa her an başa gelebilir diye öğrendiği şeyler ne yapacaktır? Tevekkülünü, teslimini ziyadeleştirmeyeceği için ne yapacaktır? Vehimlerle, kuruntularla, evhamlarla o kişiyi boğacaktır. Yani çok daha rahatsız olacaktır ve yaşanmaz bir hale gelecek hayat. Dolayısıyla onun marifetiyle, yani Allah'ı eğer tanır isek, bilir isek, elemler, acılar, kederler lezzetlere inkılap eder. Evet, onun marifeti olmazsa, kişi Allah'ı bilmezse, tanımazsa, ulum, ilimler, bilimler evhama, vehimlere, kuruntulara tahavvül eder, dönüşür. Rabbim bizleri es-sebebi kel-fail yapsın, başkasının
imanına vesile kılsın. Şahsı manevilerin hissemizi ziyade eylesin. Allah'a emanet olun.